Hepinize merhabalar. Evet, yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bir önceki videoda bilye yapma aparatı hazırlamıştık ve yaptığım aparat ile bilye hazırlamayı da göstermiştim. Bu videoda bilye dikimini göstereceğim. Bilye ayağı olmadan, bilye dikme aparatı olmadan normal dikiş ayağıyla bilye dikimini göstereceğim. İki farklı teknik ile bilye dikimini göstereceğim. Yuvarlak hatlar nasıl dikilir? Köşeler nasıl dönülür? Bunları da göstereceğim. Dikimine geçmeden evvel biyenin kullanım alanlarını anlatmak istiyorum. Nerelerde kullanılır, nerelere dikilir? Bunları anlatmak istiyorum. Biyeler bazı eşyalarımızın koluşlarında, yakalarında süs dikiş olarak kullanılır. Bazen ceketlerde, kabanlarda kişinin temiz görünmesi için yuvarlak yerine biye kullanılır arkadaşlar. Örnekte görüldüğü gibi. Bazen de pike kenarlarına, tak örtülerinin kenarlarına biye de dikilebilir. Her alanda kullanılıyor arkadaşlar. Dikimine geçmeden evvel biyenin kesiminden bahsetmek istiyorum. Bir önceki videoda anlatmıştım ama kısaca özetle yine tekrar bahsetmek istiyorum. Hiç dikiş bilgisi olmayanlar için biye nasıl kesilir? Kısaca anlatmak istiyorum. Biye keserken kumaşın düz boy ipliğine değil arkadaşlar, verevine kesilir bu şekilde. Kumaşın verevini bulmak için bu şekilde kumaş ucunu katlıyoruz ve oluşan bu üçgenden biyemizi hazırlıyoruz. Düz boy ipliğinde kesilen biyeler esneme yapmadığı için dikilirken biye düzgünce yerleşip dikilmez. Bu yüzden biyeler kumaşın düz boyuna değil verevinden kesilir. Biyeleri keserken genelde 4 santimden şeritler hazırlanır arkadaşlar. 4 santimlik bir biyeden ikiye katlandığında bu şekilde 1 santimlik biye elde etmiş oluyoruz. Daha büyük biyeler hazırlamak için 7 santim şerit keserek bu şekilde daha da büyük biye hazırlayabiliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte şeritler kesip biyeler hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi biye nasıl dikilir onu göstereceğim. Evet, biye dikimine öncelikle herkesin bildiği teknik ile dikimi kolay olan biye tekniğini göstermek istiyorum. Çoğunlukla biye dikerken bu teknik kolay olduğu için kumaş kenarını biyenin arasına yerleştirip bu şekilde katlayıp katladığımız yeri iğneleyip bu şekilde iğneleyip ve bunu dikeriz. Normal dikiş ayağıyla bunu bu şekilde dikeriz. Fakat bu şekilde dikilen biyelerde genellikle arka dikişte kaymalar oluyor. Size örnekte göstermek istiyorum. Bakın, ön yüzü gayet normal dikilmiş. Hiçbir sorun yok. Fakat arkayı çevirdiğimde bakın biye burada kayma yapmış. Alttaki dikişte kaymış arkadaşlar. Bu şekilde biye de atlama olmuş ve burası dikilmemiş arkadaşlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak için benim size tavsiyem biyeyi bu şekilde değil, biyeyi bu şekilde kumaşınızın kenarına, kumaşın tersine olacak şekilde bu şekilde biyemi yerleştiriyorum. Biyede dikiş boyu olarak kıvırdığımız payı ütü çizgisinden dikeceğiz. Evet, bu şekilde iğneledikten sonra ayağımın altına yerleştiriyorum ve tam ütü çizgisinden biyeme dikiş atacağım. Evet, ilk dikişimi attım kumaşın tersinden. Şimdi bunu arka yüzüne çevireceğim. Biyemi kumaşımın
yüzüne doğru bu şekilde çevirip tekrar iğneleyeceğim. Ve iğnelediğim yerden tekrar dikeceğim. Ve bir iğne yardımıyla bir yemi bu şekilde bastırıyorum ayağın önünden. Evet, ikinci dikişimi de atmış oldum. Bakın, her iki tarafta düzgün bir şekilde dikildi. Çok hafif atlama olmuş burada ama önceden dikiş attığımız için bu atlamanın da pek bir zararı olmuyor. Benim gösterdiğim teknik ile dikmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Birinci tekniğimiz buydu arkadaşlar. İkinci tekniğimiz de örümcek tela yapıştırıp da dikiliyor. Onu da göstermek istiyorum. Öncelikle örümcek telayı bilmeyenler için örümcek tela nedir onu ondan bahsetmek istiyorum. Örümcek tela dikiş istenmeyen yerlerde kullanılır. Pantolon paçası, elbise etek ucunda dikiş istenmeyen yerleri katlayıp yapıştırılır arkadaşlar. Örümcek tela ile etek uçları kapatılır. Dikiş yerine örümcek tela ile ütülenip etek ucu kıvırma yapılır. Örümcek tela bu şekilde arkadaşlar kağıdın üzerinde yapıştırılmış. Bu şekilde yapışkanlı bir yüzeyi vardır. Bu yapışkanlı yüzeyi kumaşımızın diktiğimiz kıyafetimizin yapıştırmak istediği bölgeye bu şekilde yerleştirip ütülüyoruz. Ütüledikten sonra üzerindeki kağıdı çıkarıp tekrar ütüleyip kumaşa yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bir yemin tamamına yetmeyeceği için iki parça olarak yapışkan telamı yapıştıracağım. Bunların metrelikleri de satılıyor arkadaşlar. Metreler, büyük metreler halinde alıp kesip biyenize göre kesip yapıştırabilirsiniz. Benim elimde şu an yok. O yüzden ben iki parça olarak yapıştıracağım. Bu şekilde ütülüyorum. Hemen diğer tarafı da aynı şekilde ütümü basıyorum. Evet, yapıştıktan sonra biraz soğumasını bekleseniz daha iyi olur. Çünkü çok sıcak olunca yapışkanı da kumaştan kalkıyor. Bu şekilde kağıdımı telamdan ayırıyorum. Bakın bu şekilde tela kumaşımıza yapışmış oldu. Evet, şimdi bunu kumaşımın yüzünü bu şekilde tam ortasına gelecek şekilde koyuyorum. Bu şekilde kıvırdım, katladım ve bunu ütüleyeceğim. Bu şekilde ütümü basıyorum. Evet, bu şekilde biyem kumaşıma sabitlenmiş oldu. Bir yemi ütüledikten sonra, ütüleyip yapıştırdıktan sonra şimdi dikişimi atacağım. Bu şekilde yapıştığı zaman iğnelemek de istemiyor arkadaşlar. Çok rahat, düzgün bir şekilde bir yemimiz dikiliyor. Evet, bu şekilde bir yemi dikip hazırlamış oldum. Bu teknikle de çok düzgün muntazam biyeler dikilebiliyor arkadaşlar. Bu tekniği de denemenizi tavsiye ederim. Bakın, görüldüğü gibi iki tarafta da kayma olmadan çok muntazam bir şekilde biyemiz dikildi. Evet, şimdi yuvarlak hatlarda biye nasıl dikilir onu göstereceğim. Bu şekilde elimde yuvarlak bir kumaşım var.
Kumaşımın tersini çeviriyorum. Ve biyemin de ters olarak yerleştiriyorum bu şekilde. Dikiş payı olarak ütü dediğimiz payı bu şekilde kumaşıma yerleştiriyorum. Yuvarlak hatları dikerken burada yapmamız gereken arkadaşlar, esnemesi az olan kumaşları kumaşı dikerken, iğnelerken çok fazla çektirmeden mümkün olduğunca gevşek kendi halinde bırakın. Çekmeyin, bu şekilde çekiştirirseniz şu anda benim dikmiş olduğum kumaş bir esnemeyen kumaş mesela. Bu yüzden ben kumaşımı çok fazla çektirmeden biraz bolluk payı vererek iğneliyorum. Esnek kumaşlarda, penyelerde veya penye türü esneyen çok fazla esnek kumaşlarda kumaşı gerdirerek, çekerek dikebilirsiniz. Onlarda sorun olmuyor. Fakat esnemeyen bu tür, benim diktiğim gibi esnemeyen kumaşları diktiğinizde, diktiğiniz kumaşta büzülmeler meydana geliyor. Yuvarlak hatlarda biyeyi çekiştirerek yerleştirdiğinizde diktiğiniz biye kumaşınıza küçük geliyor ve bu da diktiğiniz kumaşın büzülmesine sebep oluyor. Biyemi kıvırdığımız dikiş payından, ütü çizgisinden biyemin ilk dikişini atacağım ve dikiş attıktan sonra çevirip tekrar dikeceğim. Biyemizi çok fazla gerdirmeden, çekiştirmeden dikiyorum. Dikişimizi attık. Şimdi bunu çevireceğim. Bu şekilde öne doğru biyemi çeviriyorum. Evet, şimdi bunu tekrar kumaşın yüzünden dikeceğim arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlak hatlı biyemizi dikmiş olduk. Evet, şimdi köşeler nasıl dönülür onu göstereceğim arkadaşlar. Köşeli yerlerde dönmenin tekniği var arkadaşlar. Bu köşelerin nasıl kıvrıldığını göstereceğim, nasıl dikildiğini göstereceğim. Elimde böyle örnek kare bir kumaşım var. Kumaşımın tersini çevirdim. Ve biyemin ütü çizgisinden kumaş kenarına biyemi yerleştiriyorum. Dikiş payı için kıvrılan ütü çizgisinden biyemi dikeceğim. Yaklaşık 2-3 santim kadar köşeye yaklaştım ve durdum. Köşe noktadan biyemizin iki ucundan tutup üçgen bir şekilde katlıyoruz. Bu köşe noktanın üçgen kıvrılması gerekiyor. Ve buradan dikişe devam edeceğim, fakat köşe noktaya yaklaştığımda yine burada yaklaşık olarak 1 santimlik pay kalması gerekiyor.
Bu şekilde dikildiği zaman arkadaşlar, kıvırmış olduğunuz pay bu şekilde geri dönmüyor. Bu kıvırıp da diktiğimiz dikiş payının bu şekilde dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tekrar dikmeye devam ediyorum. Aynı şekilde yine 2 santim kala durdum köşeye yaklaştığımda. Tekrar az önce yaptığım işlemi buraya tekrar yapıyorum. Yine yaklaşık olarak 2 santim kadar pay bırakıyorum, dikmiyorum köşeye yaklaştığımda. Ve yine uç noktadan iki parmağımla tutup bu şekilde üçgen bir şekil veriyorum köşeye. Üçgen bir şekilde geriye doğru bu şekilde katlıyorum. Bu uç nokta köşe üçgen bir şekilde kıvrılmış olacak. Ve az evvel de dediğim gibi köşe uç noktaya 1 santim kadar yaklaşınca burada dikmeyi bırakıyorum. Bu şekilde çevirdim. Ve tekrar dikiş payından dikmeye devam. Evet, birinci dikişimi attım. Diktiğim biyemi kumaşın yüzüne doğru bu şekilde çeviriyorum. Evet, burada oluşan bu fazlalığı, bu köşedeki oluşan fazlalığı bu şekilde sağa doğru itip parmağımla iyice yerleştiriyorum. Ve tekrar sağdan sola doğru bu şekilde üçgen kıvırıp üçgen bir şekil verip bu şekilde buradaki üçgenimi oluşturuyorum. Ve köşemiz bu şekilde oluşmuş oluyor. Önce sağa doğru bu şekilde, soldan sağa da olabilir, bir şey değişmez. Bu şekilde parmağım ile iyice kumaşı yerleştiriyorum ve tekrar aynı şekilde soldan ters yöne bu şekilde kumaşımı üçgen bir şekilde kıvırıyorum bu şekilde. Burada bir üçgen oluşmuş oluyor. Ve şimdi bunu iğnelediğim yerlerden dikeceğim. Elime yine büyük bir iğne alıyorum. Dikerken parmağım buraya yanaşmadığı için iğneyle bu şekilde biyemi buradan tutup destekliyorum kaymaması için. İğneyi kullanmamın sebebi bu arkadaşlar. İğnem içerideyken yukarı kaldırmadan ayağımı kaldırıp bu şekilde çeviriyorum. Ve tekrar dikmeye devam. Evet, bu şekilde köşelerimizi dönmüş olduk. Çok kolay bir şekilde de köşeleri kıvırdık. Köşeler üçgen bir şekilde katlanıp dikilmiş olduk. Evet, son olarak şimdi bitiş noktada biye nasıl birleştirilir onu göstereceğim. Evet, biyemin başlangıç noktası burası. Biyemi dikmeye başlarken yaklaşık olarak başında 4 santimlik pay bırakmışım arkadaşlar. Geriye katlama kıvırma payı ve 4 santim gerisinden dikmeye başladım ve diktim kenarımı ve başlangıç noktasına 5 santim kalacak şekilde burada dikişimi bitirdim. Bu şekilde diktim. Ve burada arada 5 santimlik şu anda boşluk var. Şimdi burası nasıl birleştirilir, dikilir onu göstereceğim. Başlangıçtaki biyemi üçgen bir şekilde
Geriye doğru bu şekilde yatırıyorum. Bu şekilde üçgen olacak şekilde kıvırdım geriye doğru. Ve kaymaması için kumaşa iğneliyorum bu şekilde. Kaymaması gerekiyor. Bu şekilde üçgen bir şekilde geriye doğru katladım, iğneledim. Diğer bitiş bir yemi de bu şekilde üstüne yerleştiriyorum. Bu şekilde yine onu da kaymaması için iğneliyorum. Bu şekilde benim dikiş attığım başlangıçtaki alttaki bir kıvırdığım yer benim dikiş noktamdır arkadaşlar. Şimdi buradan dikiş çizgisini alacağım. Sabun ile elimle ellediğim zaman zaten alttaki kıvırdığım biyenin nerede olduğu elimle bulabiliyorum. Bu şekilde dikeceğim yeri bir şekilde sabun ile belirliyorum. Burası benim dikiş hattım. Evet. Dikiş çizgisini aldım çapraz bir şekilde. Ve buradaki iğneyi alıp üçgen olarak kıvırdığım payı buradan kaymaması için üstten iğneliyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi ben bunu çizmiş olduğum yerden çapraz olarak bu şekilde dikeceğim. Bu şekilde biyemiz birleşmiş oldu. Buradaki kalan fazlalığı kesiyorum. Evet. Bitiş noktamız bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi kaldığım yerden biyemi dikmeye devam ediyorum. Dikerken birleştirme noktasını diktiğim yeri bu şekilde dikişi iki tarafa ütü yapar gibi elimle bastırıyorum arkadaşlar. Burada kalınlık vermesin diye bu şekilde elimle her bir dikiş payını iki yana da yatırarak kumaşımı inceltiyorum. Evet, açık olan yeri de diktim. Şimdi biyemi çevirip arka yüzünü dikeceğim. Biyemizi bu şekilde dikip bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde gösterdiğim teknikle diktiğinizde de bitiş noktasının ekli olduğu yerde belli olmuyor. Bakın. Diktiğim ekli yer burası. Bu çizmiş olduğum yer. Bitiş noktam. Ve burada kalınlaşma da yok. Bu şekilde çapraz dikildiğinde burada bir kalınlaşma da olmuyor. Gösterdiğim teknikle bitiş noktalarını dikmenizi tavsiye ederim. Evet. Bütün biyelerimi diktim. Bitirdim arkadaşlar. Biyelerimi ütüledim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Biye dikme tekniklerini anlattım. Anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.